Erman Toroğlu bombayı patlattı. Merhaba dostlar, naber? Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray zorlu maçı kazanmayı bildi. NEF Arena'da saat 20.30'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmada galip gelen Cimbom bir maçlık aranın ardından ligde yine 3 puan uzanmayı bildi. Sarı Kırmızılılar gelecek maçta 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Öte yandan ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların galibiyeti için "Kerem çıkana kadar Galatasaray çok etkileyici. Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok iyi futbolcu. Ceza alanına girerse yandın. Bunu sakatlanana kadar 4-5 kez yaptı. Dünyada bu tip oyuncular çok azaldı. İnşallah çok büyük takımlara, çok büyük paralarla gidecek bu çocuk. Kerem çıktıktan sonra Galatasaray biraz rölantiye aldı oyunu. Bu maçta Karagümrük çok etkisizdi ama bunun sebebi Galatasaray'ın oyunu. Karagümrük'ün tek opsiyonu Emre Mor. Galatasaray top oynatmadı resmen. Bu galibiyet derbi için moralini arttırır Galatasaray'ın." ifadelerini kullandı. "Biz Fenerbahçe maçını da kazanacağımızı düşünüyoruz. Peki sizce Galatasaray'ımız zorlu maçta rakibine ekarte edebilecek mi? Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yine yener" diyenler videoyu beğensin. Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bolt'tan bile hızlı. Galatasaray'da sular durulmuyor. Bir yandan 30 Nisan'da yapılacak seçimlerde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar da bir yandan da transfer listesi oluşturulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Terim'in kontratının bitmesi ve yine seçim gündeminin yoğun olması nedeniyle aynı sıkıntıları yaşayan Galatasaray, bu kez seçimden önce scout ekibinin belirlediği oyuncuları kısa listeye ekleyecek. Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın yetenek avcılarının favorisi Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique. Dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı futbolcu yapılacak başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'ın yeni patronunun transfere onay vermesi halinde parçalı formayı giyecek. Galatasaray'ın transfer listesinin tepesine yazdığı Henrique, mükemmel hızının yanı sıra üstün top tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 asist yaparak tam 35 gole doğrudan etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan Sambacı, görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Marcao piyangosu. Galatasaray yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı Kırmızılıların gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marcao için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi. Sarı Kırmızılıların Marcao'nun menajeriyle de görüşerek kapıyı 25 milyon eurodan açarız dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan sportif direktörü Hüseyin Sibilya'nın Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos'ta başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak. Diğer taraftan olası bir Marcao satışına karşı Sambacı'nın yerini kısa sürede doldurmak isteyen Galatasaray bir stoper havuzu oluşturdu. Bu doğrultuda aralarında yerli oyuncuların da olduğu genç ve gelecek vadeden birçok savunmacı ile görüşmeler yapılacak.
Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası. ...2022-2023 sezonunda epik özleyecek kadroyu kurmak için gece gündüz çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılılar, golcü transferinde büyük bir aşama kaydetti. Bafétimbi Gomis'in varlığından oldukça memnun olsa da yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşecek olması nedeniyle Fransız golcüyle sözleşmeyi yenilememe kararı alan Cimbom, Mustafa Muhammed'in yeni partneri olarak Burak Yılmaz'la söz kesti. Bu sezonun bitmesiyle kontratı sona erecek olan milli golcüye yeniden sarı kırmızılı formayı giydirecek olan Galatasaraylı idareciler, Burak Yılmaz'da 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Uzun bir aradan sonra parçalı formayla yeniden sahalara çıkmak isteyen kral da Galatasaray formasını tekrar giymek için gün sayıyor. Galatasaray'da forma giydiği dönemde 141 karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 82 gol atıp 23 asist yaparak tam 105 gole doğrudan katkı sağlamayı bildi. Burak Yılmaz aynı zamanda Türkiye'de en çok Galatasaray formasıyla boy gösterirken yine en çok gol katkısını da sarı kırmızılı formayla verdi. Sarı kırmızılı formayla hem şampiyonluk, hem krallık, hem de Şampiyonlar Ligi çeyrek finali gören milli golcünün yeni hedefi bu başarıları tekrarlamak, hatta bir üst seviyeye taşımak olacak. Galatasaray'a gol ve asist makinesi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümitleri matematiksel olarak da son bulan Galatasaray, gelecek sezon adına kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra, topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce scout ekibi tarafından izlenen Ramadan Sobi için harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden Piramit'te sürdüren 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde Sobi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Mısırlı yıldız, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda Piramit takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Sobi daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları da giymişti. Sobi, Mısır milli takımıyla katıldığı Tokyo Olimpiyat oyunlarında kendini yeniden gösterince talepleri de haliyle arttı. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve Premier yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep ettiği ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Mısırlı yıldız, geçen sezon sahaya çıktığı 36 maçta 16 gole doğrudan etki etmişti. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde ise toplam 40 gol atıp 33 de asiste imza attı.